Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Artık hepimizin gündemine yavaş yavaş oturan arkadaşlar 4 Temmuz teklifleri olacak. 4 Temmuz'la ilgili artık videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bu videoda bence en önemli kısımdan bahsedeceğiz. 4 Temmuz'a çok fazla bir şey kalmadı. Ortalama 3 hafta civarında bir şey var arkadaşlar. Elinizde ne kadar kredi var, ne kadar rozet var bilmiyorum. Ama şu andan itibaren nasıl çok daha hızlı kredi kasarsınız? Bununla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. Nasıl yardımcı olacağım? Ben ne yapıyorum? Ben nasıl kredi kasıyorum? Bununla ilgili arkadaşlar siz de yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Şu anda elimde 3.700 kredi var. 2.5 milyon da şurada gördüğünüz gibi Arena rozetim var arkadaşlar. Arena rozeti var. Bunları tabii ki daha da biriktirmeye devam edeceğim. Hem kredileri arttıracağım hem de rozetleri arttırmaya devam edeceğim ki Temmuz öncesinde açacağım. 4 Temmuz öncesinde açmayı planlıyorum. Ekstra bir durum olmazsa. Peki ben ne yapıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz arena kasıyorum ama ben arenayı eksik kasıyorum. Neden eksik kasıyorum? 6 yıldız karakterine odaklanıyorum ve diğer aşama ödüllerini arkadaşlar kasamıyorum. Mesela burada korkusuzlar arasında 16. olduk dünyada. 6 yıldızını aldık ama Araf'ın ve şu 4 yıldızın oradaki yeri kredilerini alamadım. Yani kassaydım hepsini alsaydım daha fazla kredi ve daha fazla rozet kasabilirdim. Keza T4'lerin arasına da giremedim arkadaşlar. Hadi şu anda bir şey yok. Mesela şu anda buraya girebilirsiniz. Burada en azından rozetler veriyor. Bence buranın rozetleri çok düşe geldiği için kasılabilir arkadaşlar. En azından boşlukta bir gün olduğu için. Onun dışında arenaya gelen her arenanın ki artık 3 tane geliyor. Tabii ünvana göre değişir arkadaşlar. Burada mutlaka aşama ödüllerini kasmanız lazım. Ben hepsini kasamıyorum ama sizin kasmanız lazım. Önümüzde ortalama 3 hafta civarında bir zaman var. 3 hafta içerisinde güzel miktarda kredi kasarsınız. Aynı zamanda hem kredi hem aşama ödüllerindeki rozetler hem de genel dövüşlerinizden yaptığınız rozetleri çok güzel kazanabilirsiniz. Benim şu anda 2.5 milyon olduğu gibi arkadaşlar. Bu bir. Zaten en önemli kısım arena. Ama tek arena değil. Aylık maceralar çok önemli arkadaşlar. Aylık maceralar. Şurada gelen aylık macera gerçekten çok önemli. Şövalye kısmından bahsetmiyorum. Şövalye kısmında arkadaşlar kredi vermez. Ayrıntılara bakmadan göreceksiniz. Burada kredi vermez. Burada eşya ve ödül verir arkadaşlar. Yani çok ağım şahım da ödüller değil. Yani bunlar sizi alıp uçurmaz. Tamam 6 yıldız açtırıyor ama yani çok ağım şahım değil. Fakat KPO ve aşağısındaki yerleri mutlaka arkadaşlar mutlaka en az tek tur atmanız lazım. Neden? Çünkü buraları yaptığınızda bakın tek turda mesela birinci bölüm 10 kredi %100 yaptığınızda 20 kredi veriyor. Ondan sonra keza ikinci bölüm 20'ye 30 veriyor. Ve 3. bölümde 30'a 40 gibi gerçekten güzel krediler veriyor. Ben burayı da %100 yaptım. Ondan sonra arkadaşlar diğer bölümler var. Bakın çok dikkat ederseniz burayı göreceksiniz. Belki burayı %100 yapacak zamanınız veyahut da enerjiniz yok arkadaşlar. Ama size tavsiyem şu olur. Bakın en basit bölümünü tek tur atıyorsunuz. Ben tek tur attım arkadaşlar. En basit bölümünü tek tur attım. Burada şöyle bir espri var. Bakın birinci bölüm bir enerji istiyor. İkinci bölüm 2 enerji, üçüncü bölüm 3 enerji ve birinci bölümde yollar çok az. 3 ve 4 tane yollar. Tavsiyem size eğer zamanınız azsa ve enerjiniz fazla yoksa tek tur atın. Birinci ve ikinci, birinci bölümün birini ve birinci bölümün ikisini de %100 yapın arkadaşlar. Çünkü %100 5 artı 10, 15 kredi buradan gelecek. Bu da ikinci bölüm doğru yer mi? 5 artı 15 bu. 20 kredi de buradan gelmiş olacak ve çok çok kısa sürede bir anda girip yapabiliyorsunuz ve oto dövüşlerle de yapabiliyorsunuz. Yani ben şimdi buraya girsem random olarak dövüşsem arkadaşlar çatır 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 alır ki öyle yapacağım. Hatta ben yüzlemeyi düşünüyorum. Sonra kahraman bölümüne gelin. Keza yine kahraman bölümünde arkadaşlar 1, 2 ve 3 enerji ister. Tek turunuzu atın. Arkasına tekrardan kredilere yumulun arkadaşlar. Yumulduğunuz zaman da gördüğünüz gibi 5, 10 ve arkasında 5-10 gibi krediler gelecektir. Mutlaka tek tur atın. Arkasına da birinci bölümleri mutlaka %100 yapın. Yani hiçbir macera kalmasın. Tek tur artı birinci bölümün %100 yapılmamış versiyonu kalmasın. Keza usta için de aynı şey geçerli. Yine ustaya da geldiniz arkadaşlar. 10'a 20 gibi güzel bir kredi veriyor. Yine baktığınızda 20'ye 30 ve abi 30'a 40 gibi güzel parçalar veriyor. Bunları mutlaka oynayın arkadaşlar ve mutlaka mutlaka bu kredileri alın. Onun dışında başka nereden alabilirsiniz? Eğer hikaye maceralarınız eksikse hikaye maceralarından da keza krediler toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralardan da
krediler toplayabiliyorsunuz. Artık kaçıncı seviyeleriniz kaldı bilmiyorum ama ona göre bu arada kredi veriyorlar. Bulamadım ben buradan ama. Nereden bunların kredileri? Aha böyle. Tek tura ve yüzlemeye kredi veriyor arkadaşlar. Veyahut da 7. sahnede eğer yerleriniz eksik varsa 7. sahne 7-1 ve 7-2'de bazı yollar kredi verir. 90 kredi verir. Mesela 7-1-1'de 90 kredi tek turla toplayabilirsiniz. İkincisinde 90-90 topladığınızda şuraya baktığınızda 540 kredi buradan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir 540 da buradan toplayabilirsiniz. Tek tur attığınızda bunları da mutlaka gidin. Başka nerede var ki benim hala kullandığım varyantlar var arkadaşlar. Varyantların ben de tamamı %100 ama klasik yani eski versiyonları %100 olmayanlar var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda görebileceksiniz. Yine tek tur attığımda burada krediler veriyor. Şöyle göstereyim ben size. Tek tura 5, %100'e 10 kredi. Yine ilk bölümleri 1 enerji istiyor. Mesela ilk bölümlerini mutlaka yüzdeyin. Çok kısa bir şekilde yüzdeye bilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bolca kredi toplarsınız. Tavsiyem şu. Mesela çok hızlı ilerleyemediniz veya enerji stoğu yapamadınız. Yüzleyemiyorsunuz. Aylık maceraları tek tur atın ve birinci bölümleri yüzledikten sonra şu anda ne kadar var aylık macera? Mesela 23 gün var. Bu bir hafta 10 gün kalana kadar oynayın abi. Bir hafta 10 gün kaldıktan sonra oynamayı bırakın ve enerji farmına dönün. Enerji farmı nasıl yapılır? Kanalda videosu var. YouTube'a yazın. Magi TV enerji nasıl farmlanır diye yazın. Unuturum. Unutmazsam açıklamaya linkini koyarım ama unuturum arkadaşlar. Kanaldan girin videolar bölümüne bakın. Çok yakın tarihte yapmıştım göreceksiniz. Son 10 gün kala enerji farmlayın. Sadece enerji farmlayın. Temmuz ayında yeni etkinlik geldiği anda bir günde, iki günde bütün enerjilerini kullanarak tekrardan yeni gelecek olan mağazaların kredilerini toplayabilirsiniz arkadaşlar. Kredileri toplayın. Kredileri toplamak çok önemli. Ve bu kredileri harcamayın arkadaşlar. Keza bunlara da bir yer var. Rozetle toplayacaksınız. Rozetler de çok önemli. Rozetleri topladığınız zaman arkadaşlar yine rozetleri de açacaksınız. Peki rozetler nasıl açılmalı? Ben size benim tavsiyem, kendi fikrimi size söyleyeyim. İnşallah faydalı olur. 3 farklı rozet var şu anda. Ünvanınıza göre değişiyor arkadaşlar. Normal 2K'lık rozetler var. Eğer KPO olduysanız 10K'lık arkadaşlar kristaller var. Eğer taht kırıcıysanız 50K'lık devasa kristaller var. Yani bendeki şu anda 2,5 milyon rozetle bile anca 50 tane açılabiliyor. Öyle söyleyeyim size yani. 2,5 milyon rozetle 50 tane açılabiliyor. Peki hangisini açmak daha makul? Benim fikrimce arkadaşlar eğer kredileriniz azsa mesela arena kasıyorsunuz. Bir gün boyunca arena kastınız ve arenadan atıyorum işte 50K rozet topladınız veya 60K rozet topladınız. En küçüğünü açın arkadaşlar. En küçüğünü açmanızı tavsiye ederim. Eğer az varsa elinizde tabii ki küçükleri açın. Veyahut da elinize bir miktar biriktirdiniz. Mesela 1 milyon biriktirdiniz. 1 milyon biriktirdiniz arkadaşlar. Size tavsiyem bu sefer 10K'lık kristaller açın. 1-1,5 milyon gibi şeyler. 10K'lıkları açmanızı tavsiye ederim. Ama elinizde 3 milyon, 5 milyon, 10 milyonluk rozetler varsa büyük olandan açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Asıl mantık şu. Ne kadar çok açabilirseniz kredi ortalamasını o kadar yakalarsınız. Ortalama arkadaşlar 1'e 2'dir. Yani şöyle söyleyeyim. 1 milyon rozet açıyorsanız ortalaması 2 milyon kredi. Tabii ki 3 milyon gelen de vardır. İşte 1 milyona 1 milyon gelen de vardır. Bu olabilir ama ortalaması arkadaşlar 1'e 2'dir kredilerin gelme oranı. Ve dediğim gibi yani elinizdeki kredi miktarına göre rozetleri de buradan açabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şu anda 2,5 milyon bitirdim. 4 Temmuz'a kadar tahminimce 4 milyon civarında olur. 3 yukarı 5 aşağı o civarda bir şey olur. 4 Temmuz öncesinde ben teklifleri bir göreceğim. Öncesinde teklifler gelecek arkadaşlar. Ona bir bakacağım. Eğer kredi lazım olsa tabii ki rozetleri büyüklerden açacağım. Ama kredi lazım olmasa rozetleri biriktirmeye devam ederim. Çünkü ben 4 Temmuz tekliflerini bir inceleyeceğim. İncelikten sonra beğenirsem zaten bütün teklifleri parayla satın alacağım. Oradan gelecek olan kredilerde de kredi tekliflerini alırım. En azından rozetlerim cebimde kalır. Bunu işte ileride siber hafta sonu veyahut da yılbaşı zamanında yine kullanabileceğim kadar rozet olur. Özellikle yılbaşında hediye gönderme çok önemli olacak benim için. Yani atıyorum o zamana kadar bir 10 milyon, 15 milyon rozet biriktirirsen mesela beni coşturur abi. Müthiş bir coşturum olur. Öyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar. Benim tavsiyem budur. Ben bu şekilde kredi kasıyorum. Yani arenaların tüm aşamalarını kasamıyorum ama sizin kasmak için zamanınız varsa
Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. 4 Temmuz için krediler böyle kasılır. Şu zaman içerisinde. Tabii evet, biraz zaman ayıracaksınız. Biraz efor sarf edeceksiniz. Biraz feragat yapacaksınız. Ama değecektir arkadaşlar diye düşünüyorum. Sizin ekstra bir tavsiyeniz varsa kredilerle ilgili, buyurun aşağıya yazın arkadaşlar. Hem ben hem de diğer arkadaşlar bu bilgiden faydalanmış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Canınız sıkılırsa veya sıkılmazsa beğen butonuna da basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.